vatandaşlarımız bir ev veya alacakları veya da kiralayacakları zaman, evlerini değiştirecekleri zaman yapacakları şeyleri sordunuz. Evet. Tabii ki yer seçimini seçecekler. Bunları artık bizim söylememize gerek yok. Yani bunu yer bilimciler televizyonlarda defalarca söylediler. Bir kere şu da yanlış olmasın. İnşaat mühendisliği bilimi her zeminde yapı yapabilir. Sağlam yapı yapar. Ama şu zemindeki maliyeti 10'dur. Bu aynı yapıyı şu zeminde yaparsanız 15 olur. Olay budur. Bunun kurallarına uyduğunuz zaman her şey normaldir. Evet. Şimdi bunu söyledikten sonra vatandaşlarımız artık seçecekleri arazi tabii ki yer etkendir depremdeki davranışa. Bina önce binanın ruhsatlı olup olmadığına bakacaklar. Bir. Ruhsatı var mı yok mu? Evet. Projesi var mı yok mu? Onu inceleyecekler. Ki yerinde uygun yapılmış mı yapılmamış mı? Örneğin Kartal'daki yapımız, çöken o 21 Şubat'ta çöken yapı projesi vardı. Ruhsatı da alınmıştı evet. Ama iskanı yoktu. Niçin iskanı yoktu? Çünkü 5 normal kat, 8 normal kat olarak yapılmıştı. İşte ev alacak veyahut da kiralayacak olanlar bunlara dikkat etmeleri gerekir. Önce binayı inceleyecekler. Projesini kim yapmış? Mümkünse araştıracaklar, bakacaklar. Yani elbette inşaat mühendisi olacak ama bunların da müteahhiti kimdir birazcık araştıracaklar. Sonra binaların içlerine sıfır binaysa bu şekilde. Eğer yaşlı binaysa, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında binaysa binalara girip bodrum katlarından başlayaraktan bodrum ve zemin katları inceleyecekler. Neye dikkat etmeleri lazım? Şimdi bakacaklar lazım. Bunu vatandaş da soruyor hep. Şimdi mümkün olduğu kadar bir depremden sonra o binada yapı hasarı olup olmadığı düşey elemanlarımız vardır. Bunlara kolon denir, büyüklerine perde denir, yatay elemanlarımız vardır, kiriş ve döşemelerdir. Bu kolonların alt ve üst noktalarında çatlaklar oluşmuş mu? Kirişlerin kolonla birleştiği yerlere yakın bölgelerde çatlaklar oluşmuş mu? Genelde deprem çatlakları eğik vaziyettedir. Birazcık 45 dereceye yakın eğik vaziyettedir. Bunları gözlemleyecekler. Böyle bir şey varsa mühendislere müracaat edecekler. Meslek odasını arayıp sorabilirler. Bundan çekinmesinler. İşte daire kiralayacak veyahut da alacak olan vatandaşlarımız yapılarda bunlara bakacaklar. Bodrum katlarında korozyon var mı yok mu? İstanbul biliyorsunuz rutubetli nemli bir bölgedir. Yeraltı suyu vardır. Bunların imalatları iyi yapılmadığı zaman işte hani bir müteahhitimiz söylemiş ya deniz kumu kullanıyoruz. Evet. Bu da bir etkendir. İçindeki tuz demirde oksitlenmeye yol açar. Oksitlenme de bu demirin önündeki ince beton kabuğunu karbonatlaşır, çatlatır. O bir depremde, şu geçtiğimiz 26 Eylül'deki depremde dahi ufak bir sarsıntıda bu kabukta dökülmeler olur. İşte bunlar var mı yok mu? Bunlara bakacaklar. Şu da yanlış anlaşılmasın. Bu dökülmeler olduğu zaman biz buna korozyon çatlağı ve korozyon dökülmeleri deriz. Burada yapılacak olan şeyler tabii ki bir mühendise danışacaklar. Burada iki tane şey vardır. Bir ön inceleme sonucu binada bir onarım işi çıkar. Detaylı inceleme sonucunda eğer ihtiyaç varsa güçlendirme de çıkabilir. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Onarım demek, onarım işi bu binanın ilk yapıldığı senedeki mukametine eriştirir. Yani bu korozyon gibi çatlaklar evet. Aynı kanser hücresi gibidir. Bu bir girdi mi sürekli ilerlemek ister. Ne yapar? Zayıflığa yol açar. Örneğin bina yapıldı ilk senesinde. Taşıma kapasitesi burada. Evet. Bu geçen süre içinde biz bu binalarımıza bakmaz isek beton da biraz şey olacak ama canlı bir organizmadır. Bakılmasını ister. Bakımını yaparsanız mukavemeti, performansı aynı seviyede durur. Bakımını yapmadığınız müddetçe bu performans düşer. Demek ki düştüğü anda hesaplarınızda gerileme başlar. Demek ki korozyon da buna yol açar. Onardığınız anda performansı bu çizgiye gelir. Bakın bu güçlendirme değildir. Hı. En eski yapıldığı andaki mukavemetine ulaştırır. Eğer bu yapıya ek bir taşıma kapasitesi ekleyip daha deprem güvenlikli hale getirmek istiyorsanız güçlendirirsiniz. Bu çizgiyi bu noktaya çekersiniz. Anladım.